Arkadaşlar ekonomi alanındaki gelişmelerle, inkılaplarla karşınızdayım. Şeyi biliyorsunuz, Osmanlı'dan kalma kötü bir ekonomi devraldık. Ticaret yabancıların elinde. Yani ulaşım, demir yolları, ondan sonra limanlar. Hep yabancıların elinde, perişan bir durumdayız. Sanayi yok, yok yani. Var olan da yabancıların elinde. Turizm zaten o dönemde yok ekonomik gelir kaynağı olarak. Tarım, halkın %80'i köyde yaşıyor. Yani tarım çok önemli bir alan. Köylü milletin efendisidir, ekonomi, milli ekonomi temeli tarımdır. Bunlar önemli cümleler. Ama tarımda kara saban var yani. Berbat yani ekonomi alanında Türkiye ilk yıllarda 1920'den başlatırsak meseleyi çok kötü bir durumda. Doğal olarak... Yani Atatürk'ün bir sözü var İzmir İktisat Kongresi'nde. Yani der ki Atatürk, siyasi ve askeri başarılar ne kadar yüce olursa olsun bu başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı sürece az zamanda söner der. Yani Atatürk güçlü devlet olmayı ekonomik olarak tam bağımsız bir devlet olmakla görür. O yüzden ekonomiye çok büyük ağırlık verilir ve ilk olarak arkadaşlar Türkiye İktisat Kongresi toplanıyor. Yani diğer bir adı, sizin bileceğiniz adı ya da bildiğiniz adı İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te toplanır. Arkadaşlar bu kongrede sanayici, tüccar, köylü, yani köylüden kastettiğim çiftçi ve işçi temsilcileri vardır. Yaklaşık 1135 delegi katılmıştır bu kongreye. Bu kongrenin başkanı Kazım Karabekir'dir. Açılış konuşmasını Atatürk yapmıştır. Açılış konuşmasında o sözü söylemiştir. Siyasi, askeri ve siyasi başarılar ne kadar yüce olursa olsun bu başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı sürece az zamanda söner demiştir. Ve 1135 delegenin katıldığı bu kongrede bir dizi kararlar alınmıştır. O kararlara gelmeden önce bunu hatırlayın, İzmir İktisat Kongresi ya da Türkiye İktisat Kongresi Lozan'ın ara döneminde itilaflara bir gözdağı olsun diye İzmir'de toplanmıştır psikolojik olarak. Neden İzmir? İki sebebi vardır. Bir, hinterlandı çok yüksek. Art bölgesi çok verimli yani. İkincisi ise Lozan'ın ara döneminde denize düşmanı burada döktük. Canımızı sıkmayın, kapitülasyonları kaldırın. Gerekirse bir daha dökeriz sizi diyebilmek için İzmir'de toplanmıştır. Daha Lozan yok ortada. 17 Şubat 1923. Lozan 24 Temmuz 1923'te imzalanacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani kritik bir dönemde toplanmıştır bu. Şimdi bu kongrede alınan kararlara biz misak-ı iktisadi diyoruz. Misak-ı iktisadi. Yani ekonomik yemin, iktisadi yemin, iktisadi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık kararı alınmıştır bu kongrede. Yani 1135 delege bu kararlara yemin etmiştir. Bu kararlarda bir ekonomik bağımsızlık ruhu vardır. Diğer bir ifadeyle milli ekonomi ilkesi vardır. Diğer bir ifadeyle milli ekonomiyi canlandırma ilkesi vardır. O zaman milli ekonomiyi canlandıracak, ekonomik bağımsızlığı sağlayacak kararlar vardır. İkincisi ise bu kongrede etik değerler vardır. Etik değerler fütüvvettir. Ahi anlayışıdır. Riya yok, yalancılık yok, sahtekarlık yok, esnaf ahlakı var. Bunun üzerinde durur. Biz bunu bir tarafa koyalım. Misak iktisadinin ekonomik bağımsızlığında ne vardır? Burada şu cümleyi kullanıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz buna. Arkadaşlar burada bakın 1923-1931 yılları arasında uygulanacak
ekonomik program vardır. O zaman Türkiye'de 23-30-31 yıllar arasında uygulanacak ekonomik programın temeli Türkiye İktisat Kongresi'nde, İzmir İktisat Kongresi'nde atılmıştır. Ben birkaç madde söyleyeyim size. Diyor ki, ekonomik bağımsızlık ve canlanma görün burada, milli ekonomi ilkesi görün, kapitülasyonlar kaldırılacak diyor. Kaldırılıyor da. Kabotaj yasası çıkarılacak diyor, çıkarılıyor da. Yabancı sermayeyle kurulan işletmeler satın alınacak diyor, satın alınmıyor da. Ticareti ve sanayi desteklemek amacıyla ulusal bir banka kurulacak diyor, kuruluyor da. Olayı gördünüz mü arkadaşlar? Esnaf, tüccar teşvik edilecek diyor. Aşar vergisi kaldırılacak diyor. Bak hep tarımla ilgili de karar aldı. Sanayiyle, ticaretle, tarımla ilgili karar aldı. İşçilere sendikal haklar verilecek diyor. Yani o zaman İzmir İktisat Kongresi'nde görmeniz gereken şey 23-31 yıllar arasında yapılan ekonomik program ve buraya katılan delegelerin, temsilcilerin istekleri. Mesela sanayici diyor ki bana ulaşım kolaylığı sağlayacaksın diyor. Bana kredi kolaylığı sağlayacaksın diyor. Bana benim malımın satılması için gümrükleri benim lehime düzenleyeceksin diyor. Tüccar diyor ki bana kredi kolaylığı sağlayacaksın diyor. Bana ulaşım kolaylığı sağlayacaksın. Bana vergi indirimi yapacaksın diyor. Köylü şunu söylüyor. Modern tarıma geçmek için bana rol model olacaksın diyor. Sırtımdaki vergileri, ki özellikle aşardan bahsediyor, sırtımdaki vergileri kaldıracaksın. Çiftçiyi kredilendireceksin diyor. İşçi diyor ki bana kaza ve hayat sigortası vereceksin. Çalışma saatimi 8 saat yapacaksın. Milletvekilliği ve belediye seçimlerinde nitelikli insanların seçilmesini sağlayacaksın. Mesleki yeterli olan insanların seçilmesini sağlayacaksın diyor. Bana sendikal haklar vereceksin diyor. Yani aslında modern ekonomik anlayış burada ortaya çıkıyor. Benim cümlelerimi kaçırmayın arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bunların hepsine biz misak iktisadi diyoruz. Burada arayacağınız ilke ekonomik bağımsızlıktır. Milli ekonomiyi canlandırmaktır. Sanayi, ticaret, işçi ve köylü ile tarımla ilgili kararlar vardır. Demin saydıklarım vardır. Ama tarımla ilgili mesela toprak reformu kararı yoktur. Ya da topraksız köylüyü topraklandırma kararı yoktur. Ama bu yapılmış bir şeydir. Yani 1930'da böyle bir yasa çıkarılacak. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar o zaman burayı gördük. Tamam. Misak iktisadi. Türk İktisat Kongresi derken ne anlamamız gerektiğini vurguladık. Burada ders notumda çok daha detaylı anlattım bunu. Oraya dikkat edin. Onların altını çizin. Dikkat edin onlara. Tamam mı? O etik değerlerden bahsettim. Kazım Karabekir'in konuşmasından bahsettim. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi neler yapılmış onu teker teker görelim. Bir kere şuna bakalım. Ulaşım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ekonomide en çok yatırımın yapıldığı alan ulaşım olmuştur. Arkadaşlar bu doğrultuda devlet demir yolları. 1924'tür devlet demir yolları kurulur. Arkadaşlar devlet demir yolları Türkiye'de kurulan ilk kamu işletmeciliği kurumudur. O zaman Türkiye'de kurulan ilk kamu işletmeciliği kurumu devlet demir yollarıdır. Devlet demir yolları kurulur. Bu devlet demir yolları ne yapacak o zaman bu doğrultuda? Dikkat edin. Yabancıların elindeki işletmeler, demir yolları satın alacak. Mesela bizde en çok demir yolunu elinde bulunduran devlet Fransa'ydı. Biz Fransa'nın elindeki, İngiltere'nin elindeki demir yollarını aldık. Mesela Fransızların elindeki Adana-Mersin demir yolunu millileştirdik. Bu borçlar sorununu ortaya çıkardı. Şimdi şöyle 2000 kilometre demir yolu ağı yaptık. Bu devlet demir yolları aracılığıyla ulaşıma çok büyük ağırlık verdik. Öğrenci bazen soruyor hocam Adana-Mersin demir yolunun satın alınması hangi ilkeye girer? Şimdi bir kere program olarak devletçilik yoktur ama anlayış olarak olabilir. Mesela Adana-Mersin demir yolunu satın aldık Fransa'dan. Yabancının elindeki sermayeyi millileştirdik. Burada bir milliyetçiliği görüyorsunuz.
İki, bunu devlet satın aldığı için devletin ekonomi müdahalesini görmemizden dolayı devletçiliği de görüyorsunuz. Ama ilk önce milliyetçilik, daha sonra devletçilik. Önemli olan ne? Milli ekonomi ilkesidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Devlet Demir Yolları kuruldu. İlk kamu işletmeciliği kurumudur bu. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine bu doğrultuda gidiyorum, tamam mı? Devlet Demir Yolları kurulur. Arkadaşlar, kabotaj yasası çıkarılır. 1 Temmuz 1926'da. Şimdi kabotaj yasasının çıkarılmasıyla deniz, karasu, liman ve akarsularımızda, yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı yapan akarsularımızda yabancı egemenliğine son verilir. O zaman 1 Temmuz 1926'da çıkarılan kabotaj yasası ile deniz, karasu ve limanların kullanım hakkı yabancı gemicilerden alınıp Türk gemicilerine verilir. Ekonomide milliyetçilik ilkesini gördünüz değil mi? Fakat burada der ki yük taşıma hakkı Türk gemicilere aittir, yolcu taşıma hakkı Türk devletine aittir. Yolcu taşıma hakkı henüz gelişmemiş bir yolcu taşıma anlayışı, yani şirketi hayriye henüz gelişmemiş yani. Doğal olarak yani İstanbul şehir otobüsçülüğü henüz gelişmemiş. O yüzden devlet bunu kendiliğiyle yapmak istiyor. Tamam mıdır? Burada devletçi bir program var mı? Yok. Ama bir anlayış var elbette, yani bizim programımız halkçılık, tamam mı arkadaşlar? Halkçılıkla devletçilik bu noktada iç içedir. Deniz, karasu, limanların kullanım hakkı yabancılardan alınarak Türk gemicilerine verilir. Arkadaşlar, bu doğrultuda bakın, devlet demir yollarını gelir sağlamak amacıyla yol vergisi yasası çıkarılır. Buraya kadar anlaştık mı? Devam ediyorum. 1937'de Denizbank kurulur. Denizcilik sektörüne destek vermek amacıyla Denizbank kurulur. Tamam mıdır? Şimdi 1925'te aşar vergisi kaldırılır. Aşar vergisi çiftçiden ürün üzerinden peşin olarak alınan ondalık vergiydi. Oranı değişebiliyordu. Bu vergi hasadın iyi olduğu dönemde de, kötü olduğu dönemde de, yağmurun iyi olduğu dönemde de, kuraklığın olduğu dönemde de alınabiliyordu. Bundan dolayı halkın beli bükülmüştü bu vergiden. Toprağı terk etmişti. Doğal olarak devlet, cümleme dikkat edin, hem tarımsal üretimi canlandırmak, hem milli ekonomiyi güçlendirmek, hem çiftçiyi rahatlatmak, hem de çiftçiyi toprağa döndürmek amacıyla çok önemli bir gelir kaynağı olan, hazinenin üçte biri aşardan geliyor. Çok önemli bir gelir kaynağı olan aşar vergisinden vazgeçiyor devlet. Peki böyle bir vergiden vazgeçiyorsa devlet, çiftçiyi rahatlatma adına, bu devlet halkçı bir devlettir. O yüzden aşar vergisinin kaldırılmasında halkçılık ilkesini ararız. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada da halkçılık ilkesi vardır dedik. Devam ediyorum arkadaşlar. Reji, bakın, reji tarımla ilgilidir, tütün idaresidir. Reji idaresi kaldırılarak tekel idaresi konu kurulur. Bazı mallara tekel uygulaması getirilir ve böylelikle çiftçinin bazı ürünleri rahatlıkla yetiştirilmesi ve onu rahatlıkla satması sağlanır. Reji idaresinin kaldırılıp yerine tekel idaresinin kurulmasının mantığı budur. Tamam mıdır? Arkadaşlar, devam ediyorum. Şimdi aşar vergisi kaldırılınca devletin ekstra bir gelire ihtiyacı olduğu için arazi ve tüketim vergisi konulur. Devam ediyorum arkadaşlar. Dikkat edin bu cümleye. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası çiftçiyi kredilendirmeye başlar. Yani Ziraat Bankası çiftçiye ucuz kredi vermeye başlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bir memleket sandıkları vardı. Bu 1888'de Ziraat Bankası oldu. Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası oldu. Bu banka Osmanlı'dan kalma bankadır. Adı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası olmuştur ve çiftçiye ucuz kredi vermeye başlamıştır.
halkçılıktır, tamam. Ama tabii tarımda devletçiliği de destekleyen bir mantıktır bu. Fakat henüz devletçilik programı 1931 CHP 34 uygulamadır. Arkadaşlar devam ediyorum. Tarım, satış, kooperatifleri kurulur. Çiftçi gübresini, mazotunu, tohumluğunu alır. Bir yıl faizsiz kullanır. Gelecek yıl hasadını aldıktan sonra hem borcunu öder hem de bu tarım satış kooperatifleri ürettiği malı vererek simsarın eline düşüp zarar etmez. Devlet koruyuculuğu vardır burada. Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın yüksek ziraat, yüksek ziraat enstitüsü kurulur. Yüksek ziraat enstitüsünün kurulmasının temel sebebi de aslında bilimsel tarımdır. Yani bilim ölçüsünde tarım yapmak, daha doğrusu tohum ıslah çalışmalarını yapmak içindir. Yani az tohumla çok ürün almak, bilimsel tarım. Arkadaşlar tarımda modernleşme başlatılır. Ne demek istedim yani tarımda modernleşme başlatılır derken? Traktörler alınır, örnek çiftlikler kurulur. Atatürk Orman Çiftliği. Tarımda makinalaşma başlatılır ve çiftçiye tarımın nasıl yapılacağı gösterilir. Atatürk'ün fotoğrafını gözünüzün önünde canlandırabildiniz mi? O paletli tekerli olan traktörün üstünde çekilmiş bir fotoğrafı var. Bizzat Atatürk, hatta Atatürk Orman Çiftliği'nin hikayesi vardır. Atatürk Orman Çiftliği'ni, Atatürk tarım açmak istiyor, diyorlar ki mümkün değil, burası bataklık, tarım yapılamaz. Şimdi gerçi oralarda başka şey var. Yani Atatürk Orman Çiftliği'nin olduğu yerde arkadaşlar geniş bir alan orası. Hakikaten bataklığın olduğu bir yer. Onun bir anka park yapıldı onun bir tarafına. Bir taraf hala Atatürk Orman Çiftliği olarak devam ediyor. Tabii eski havası kalmadı günümüzde. Atatürk diyor ki orayı biz diyor tarıma açarız ve modern tarım da yaparız diyor. İnat ediyor ve hakikaten orada ilk çiftliği kuruyor arkadaşlar. Ve traktörle, modern tarımla orada çiftçiye tarımın nasıl yapılacağını gösteriyor. Buraya kadar tam modern tarımda modernleşme başlatılıyor. Tohum ıslah çalışmaları başlatılıyor. Aşar vergisi kaldırıyor. Yani hep çiftçiye dönük ciddi bir yatırım yapılıyor. Bunun temel sebebi ekonomiyi canlandırma, milli ekonomi ilkesini hayata geçirmektir. Arkadaşlar toprak reformu yasası çıkarılıyor. Yani bu toprak reformu yasasının aslında sebebi bu İsmet İnönü döneminde de çıkarılacak sorun olacak. Dörtlü takdir böyle doğacak. Bunun çıkarılmasının sebebi toprağı olmayan köylüyü, çiftçiyi topraklandırma yasası aslında. Fakat çıkarıldığı halde uygulanamıyor. Bunun birçok sebebi var ama asıl sebebi şudur. Asıl sebeplerden bir tanesi şudur. Çiftçiyi topraklandıracak bizim hazine arazimiz çok fazla yok o dönemlerde. İkincisi ise büyük çiftlik sahipleri ellerindeki toprakları devlet tarafından istimlak edilmesini istememiştir. Bazı kaynaklarda da şöyle geçer, akademik kaynaklarda, dünya ekonomik bunalımı bu kanunun uygulanmasını engellemiştir diye de geçer. Tamam mıdır? Arkadaşlar toprak reformu yasası çıkarılıyor. O zaman tarım alanında ciddi atılımlar, hamleler yapılıyor. Şimdi sanayiye geçiyorum arkadaşlar. İş Bankası kuruluyor. Şimdi burada niye anlattım? Ulaşımı. Burada neyi anlattım? Tarımı. Şimdi sanayiye geçiyorum. İş Bankası kuruluyor. 1924'te. Arkadaşlar İş Bankası 3 milyon sermaye ile kurulmuş bir bankadır. 250 bin Atatürk vermiştir. Geri kalan bu Hindistan'daki Müslümanların, Buhara Cumhuriyeti, o bölgedeki Müslümanların Kurtuluş Savaşı'na destek olmak amacıyla biriktirdikleri, topladıkları ve gönderdikleri paraların geç ulaşması sonucu İş Bankası'na finans kaynağı olarak ayrılmış. Yani Kurtuluş Savaşı'na gelmemiş, Cumhuriyet döneminde gelmiş bu para. Doğal olarak da İş Bankası'nın sermayesinin bir kısmı buradan oluşmuş. İş Bankası, bakın, özeldir. Özel bankadır. Arkadaşlar İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nden açılan ilk özel bank, kamu bankası değildir. İkincisi ise aynı zamanda İş Bankası ulusaldır. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bankası da İş Bankası'dır. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası, ilk ulusal bankası İş Bankası'dır. Devam ediyorum arkadaşlar. Kime kredi verecek? Sanayiciye. Şimdi 1925'te
sanayi ve maadin. Maadin bankası kurulur. Arkadaşlar, sanayi ve maadin bankası devletin elindeki işletmeleri, Osmanlı'dan kalma devletin elinde işletmeler var. Kamu iktisadi işletmeleri var yani. Bu işletmeleri desteklemek, özel sektöre devredene kadar, liberalizmi görüyor musunuz? Özel sektöre devredene kadar yürütmekle, yönetmekle sorumlu olan bir kurumdur. Böyle bir banka kuruluyor. O zaman Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel sektörü, Osmanlı'dan kalma işletmeleri yönetmek ve desteklemek amacıyla 1925 yılında kurulan bankanın adı Sanayi ve Maden Bankası'dır. Sonra Sanayi Bankası olacaktır ismi. Daha sonra bu banka tüm yetkilerini Sümer Bank'a devredecektir. Şunun öncesine bir bakın, hatta şeyi hatırlayın. İttihat Terakki döneminde kurulan bir İtibar-ı Milli Banka vardı. Bu İş Bankası'yla 1927'de birleşti. Bu da 1934'te Sümer Bank'la birleşecek. Yani bu haklarının tamamını Sümer Bank'a devredecek. Sanayi Maden Bankası kurulur. Arkadaşlar, 1927'de Teşviki Sanayi Yasası çıkarılır. Şimdi Teşvik Sanayi Yasası, Türkçesi sanayi özendirme yasasıdır. Şimdi yani şudur, devlet diyor ki Mehmet yatırım yap diyor, tamam mı? Şuraya geçiyorum. Mehmet diyor, yatırım yap. Mehmet diyor, fabrika kur diyor. Yatırımı sen yap diyor. Teşvik sanayi bu. Diyor ki, arsa benden diyor, sana arsanı vereceğim. İki, 5 yıl vergi almayacağım diyor senden. Ürettiğin mala %10 prim desteği sağlayacağım diyor. %10 prim desteğin olacak. Ürettiğin mal %10 pahalı dahi olsa, senin ürettiğin ayakkabı İtalyan ayakkabısından %10 daha pahalı, pahalı dahi olsa, devlet kurumlarında senin malının satın alınmasını sağlayacağım diyor. İşte bunun adı teşvik sanayi. O zaman devlet sanayi teşvik ediyor ve Mehmet'e de diyor ki fabrika kuracaksın, para lazım, sermayen yetmiyorsa git İş Bankası'ndan da kredi çek diyor. Bu imkanı da veriyor, ucuz kredi veriyor. Tamam mıdır? Arkadaşlar, şimdi fakat bu kanun uygulanamıyor. Neden uygulanamıyor? Bunun sebebi, birincisi, Mehmet'te para yok. Bunu nasıl okurum ben? Sermayenin yetersizliği. Sermaye yok. İki, yetişmiş eleman, mühendis kalifiye eleman ve altyapı yok. Yani bu Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını işletebilecek gücü yok. Türkiye'nin yatırım yapacak altyapısı yok. Arkadaşlar, ve bir şey daha çok önemli. Ayrıca 1929 dünya ekonomik bunalımı çekmiş. Peki siz yatırımcı müteşebbis olsanız, dünya ekonomik krizinin yansımalarının Türkiye'de yaşandığını hissetseniz, cebinizdeki parayı yatırıma mı dönüştürürsünüz yoksa yastık altında mı bekletirsiniz? Yastık altında bekletirsiniz. O yüzden Türkiye'de altyapı yetersizliği, yetişmiş elemanın olmaması, müteşebbisin cebinde yeterli sermayenin olmaması, dünya ekonomik bunalımı gibi sebeplerden dolayı teşvik sanayi yasası çıkarılamıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve bu sefer, dikkat edin, bu sefer devlet mecburen devletçilik ilkesini benimsemek zorunda kalıyor. O zaman devletçilik ilkesinin benimsenmesinin sebeplerinden birisi nedir sorusunun cevabı buradan gelecek. Onu birazdan anlatacağım size. Tamam mıdır? O zaman ne oldu şimdi, dikkat edin. Arkadaşlar, tarımda, ticaretten bahsettim. Türkiye İktisat Kongresi'nden bahsettim. Misak İktisadi'den bahsettim. Etik değerlerden bahsettim. Çiftçi, esnaf, tüccar, sanayicinin görüşlerinden bahsettim. 23-31 arası ekonomik programdan bahsettim. Ulaşımdan, ticaretten bahsettim, tarımdan bahsettim, sanayiden bahsettim.
bahsettim. Devam ediyorum cümleme. Bakın devam ediyorum. Şuradan devam ediyorum hemen. Arkadaşlar Lozan'ı bir hatırlayın. Lozan'da kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Ancak şöyle bir tablo ortaya çıkmıştı. Alınan kararlardan birisi şuydu. İlk 5 yıl gümrük vergileri sabit kalacak denilmişti ve 1914 seviyesinde kalacak denilmişti ve 1929'a kadar gümrük vergileri 1914 seviyesinde devam etti. Doğal olarak 1929'da bu süreç bitince gümrük korunma yasası çıkarıldı. Gümrük korunma yasasının çıkarılmasıyla birlikte yerli sanayi güçlenmeye başladı. Dışarıdan gelen mal pahalı gelmeye başladı. Bu da yerli sanayiyi güçlendirdi. Yerli üretimi güçlendirdi. O zaman gümrük korunma yasası aslında kapitülasyonların kırıntılarının tamamen ortadan kaldırılması. Şöyle bir not yazarsak, kapitülasyonlar ne zaman kaldırıldı? 1923'te. Peki kabotaj yasasıyla deniz karasu limanlarını kullanmak yabancılardan alıp Türk gemicilerine verildi mi? Evet, bakın kapitülasyonların kırıntılan bir kısmı kaldırıldı. Peki 1929'da gümrük korunma yasası çıkarıldı mı? Evet, kapitülasyonların kırıntıları tamamen ortadan kaldırıldı. Anlaştık mı arkadaşlar? Gayet güzel. 1929'da gümrük korunma yasası çıkarıldı. Arkadaşlar 1929'da dünya ekonomik bunalımı yaşanınca 1930'da Türk parasını koruma kanunu çıkarıldı. Türk parasını koruma kanunu çıkarıldı. Arkadaşlar 1930'da 11 Haziran 1930 sonra 1931'de resmen kuruluşu gerçekleşecek. 1930'da Merkez Bankası kuruldu. Yani Türkiye'nin para politikası başladı. O zaman 1930'da Merkez Bankası'nın kurulmasıyla artık para basma hakkı bize ait oldu. Peki bundan önce kimeydi? Arkadaşlar Banka Şahaniye Osmaniye'yi hatırlayın. Türkiye'deki ilk yabancı banka Osmanlı Bankası olarak geçti sonra. Osmanlı'nın para politikasını belirleyen, Osmanlı parasını basan, duyunummi bünyesinde barındıran banka Osmanlı Bankası'ydı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da devam etti. 1930'da Osmanlı Bankası'nın imtiyazında olan Türk parasını basma hakkı Osmanlı Bankası'ndan alınarak Merkez Bankası'na verildi. O zaman biz 1930 yılına kadar akçe kullandık, sikke kullandık, kuruş kullandık, lira kullandık, doğru mu? Bir sürü kaime kullandık. Yani kağıt para, demir para, altın para, gümüş para, bunları kullandık. Biz de aslında kendi paramızı basma 1930-31'de ortaya çıkmaya başladı. O zaman Merkez Bankası para basar, Türkiye'nin para politikasını belirler, artı ulusal bankalara kredi olarak destek verir. Tamam mıdır arkadaşlar? Burayı da öğrendik mi? Gayet güzel. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Biraz geriye gidiyorum. 1926'da Türkiye İstatistik Kurumu kurulur. Aslında bu Türkiye İstatistik Kurumu hem iş gücü kaynağını, hem tarım kaynağını, hem sanayi kaynağını, hem hayvan kaynağını öğrenmek amacıyla yani ekonomide bir dizi istatistiki bilgi, nüfusta bir dizi istatistiki bilgi ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuş bir kurumdu. 1926'da Atatürk bu kurumu kurdurdu. 1927'de bir yıl sonra Türk tarihinin ilk modern nüfus sayımını yaptırdı. Bu nüfus sayımı hem bizim nüfusumuzu 13 milyon 600 bin çıktık biz arkadaşlar. Hem bizim ekonomik yapımız belirginleşti. Hem sanayide ne kadar istihdam var, hem ticarette ne kadar istihdam var, hem köyde ne kadar istihdam var. Bunu böylelikle biz bu nüfus sayımında öğrenmiş olduk. Tamam mıdır? Şimdi şöyle bir özetleyecek olursak. Bakın. Şimdi ben size bir sıralama yapacağım. Dikkat edin arkadaşlar buraya. Şu tahtayı siliyorum. Şurası bize yeterli mi? Yeterli. Bakın şimdi. Arkadaşlar. Misak-ı iktisadi kararlar alındı.
Hem sanayi, hem ticaret, hem işçi, hem köylü. Devlet demir yolları kuruldu. İş Bankası kuruldu. Reji idaresi satın alındı. Tekel kuruldu. Arkadaşlar, Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Teşviki sanayi yasası çıkarıldı. Bu yasayla bakın Uşak, Turhal, Eskişehir, Alpullu gibi şeker fabrikaları finanse edildi, kurulması sağlandı. Arkadaşlar devam ediyorum. 1929 gümrük korunma kanunu çıkarıldı. 1930 Türk parasını koruma kanunu çıkarıldı. 1930 sonra 31'de yürürlüğe geçiş Merkez Bankası kuruldu. Tamam mıdır? Bunun dışında dikkat edin şimdi önemli başlıklardan devam ediyorum. Kabotaj yasası çıkarıldı. Kabotaj yasası çıkarıldı. Aşar vergisi kaldırıldı. Anlaştık mı? Şuraya hemen bir kanun yazıyorum. Kısa bir tekrar yaptım. 1927'de teşviki sanayi kanunu çıkarıldı. Fakat para olmadığı için bu kanun çok da uygulanamadı. Yeraltı altyapımız yok, paramız yok, dünya ekonomik bunalımı çıkmış. Bu kanun uygulanamadı. Bu kanun uygulanamayınca arkadaşlar devletçilik fikri doğdu. Tamam mıdır? Ve 1931-1938 yıllar arası ekonomik program belirlendi. Program. Şimdi 1931-1938 yıllar arasında ekonomik programı belirleyen şey 1929 dünya ekonomik bunalımı oldu. Bu bunalım Kara Perşembe diye geçer. Şimdi bunalım yaşandı. Dünya ekonomik bunalımı yaşandı. Amerikan borsaları çöktü, bankaları iflas etti, mortgage göçtü. Tamam, tarım fiyatları düştü. Türkiye'de de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Türkiye'de de tarım fiyatları düştü. Çiftçi üretti malı satamamaya başladı. Irmağa dökmeye başladı. Sıkıntılar yaşadı. Devlet olan güven sarsıldı. Devlet memurun maaşını ödeyememeye başladı. Ciddi sıkıntılar yaşandı. Ve Atatürk yurt gezisine çıktı. Halkın şikayetlerini dinledi. Hatırlayın 1930-31'de. Ve 1931'de Türkiye'de yeni bir fikir ortaya çıktı. Devletçilik. Ve bu CHP'nin anlattığım için sadece şifahen söylüyorum. Devletçilik CHP'nin parti programına konuldu. Ve bu çerçevede 1933'te birinci 5 yıllık sanayi planı yapıldı. Arkadaşlar 1933'te 25 yıllık sanayi planı niye yapıldı? Yani devlet bu planı yapma ihtiyacını niye hissetti? Devlet neden devletçilik dediğimiz planlı ekonomiye geçme kararını aldı? Bunun sebebi şu. Devlet Mehmet'e ne dedi? Mehmet yatırım yap dedi. Ama Mehmet'in cebinde yatırım yapacak parası yoktu. Bu yüzden devlet ekonomiye müdahale etmek zorunda kaldı. Şimdi o zaman devletin ekonomiye müdahale etmek zorunda kalmasının birinci sebebi Mehmet'in cebinde paranın olmaması. O zaman Türkiye'de özel sektörün cebinde para yok çünkü Kurtuluş Savaşı yılında bu paralar harcandı. Birincisi bu. İkincisi şu. Dünya ekonomik bunalımı. Ciddi anlamda ekonomi sarsıldı. Tarım fiyatları düştü. Maliyetler artmaya başladı. Sıkıntılar yaşandı. Ve devletin ekonomiye müdahale etme zorunluluğu ortaya çıktı. Üçüncüsü de şu arkadaşlar. Türkiye'de yeraltı kaynaklarımızı işletecek özel sektör sermayesi yok. Dördüncüsü şu, Türkiye yönetenler asker, asker kafası iş yapamıyor. Yapamıyor yani. İş ehline verilememiş. Doğal olarak dünya ekonomik bunalımının yaşanması, devleti yönetenlerin
ekonomiye ekonomik alanda gerekli adım atamamaları, özel sektörün cebinde yeterli paranın sermayenin olmaması, altyapı eksikliği, yetişmiş eleman, kalifiye eleman eksikliği gibi sebepler yüzünden devlet ekonomik programı değiştirdi. Ve 1933'te çıkardığı 1. 5 yıllık sanayi planıyla, bakın kalkınma planı değil, kalkınma planı 1963'tür. Bu çoğu yerde yanlış yazıyor. Tamam, bunu Milli Eğitim'in kitabı bile yanlış yazıyor. Bu 1. 5 yıllık sanayi planıdır arkadaşlar. Bu planla resmen bu ülkede devletçi ekonomik modele geçildi. Ve 1934'te bu model uygulanmaya başlandı. O zaman 33'te çıkarıldı, 34'te uygulamaya geçti. Peki hocam para nerede, teknik eleman nerede? Arkadaşlar biz bu konuda Rusya'nın desteğini, Sovyet Rusya'nın desteğini aldık. Sovyet Rusya'dan bununla ilgili teknik elemanlar, uzmanlar geldi. Bununla ilgili Rusya'dan biz kredi aldık. Bir kısmı hibe, bir kısmı karşılıklı para aldık. Anlaştık mı? Doğal olarak Rusya'dan alınan teknik ve ekonomik destekle 1933'te çıkarılan 1. 5 yıllık sanayi planı 34'te uygulamaya geçti. Neler yapıldı bu doğrultuda, dikkat edin şimdi. Arkadaşlar, hocam hangi alanlar var? Burada alan belli. Ulaşım, kimya, sanayi, toprak. Bu alanla ilgili devletçilik ilkesi kesindir denir. Bu alanla ilgili yatırımlar yapacak. Arkadaşlar neler oldu? Bakın şimdi 1934'te uygulamaya geçti ya. Sümerbank kuruldu. Sümerbank devletçilik ilkesi doğrultusunda kurulan ilk kamu bankasıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Sümerbank kurulur. Sümerbank hangi alanda faaliyet yapacak? Dokuma alanında faaliyet göstermek amacıyla Sümerbank kurulur. Arkadaşlar maden, tetkik ve arama enstitüsü kurulur. Maden, tetkik ve arama enstitüsünün kurulmasının sebebi madencilik konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda eleman, uzman yetiştirmek amacıyla böyle bir kurum açılır. Ve bunun finansman desteğini sağlamak, madenleri işletmek, bu konuda yatırım yapmak amacıyla 1935'te Etibank kurulur. O zaman Etibank'ın faaliyet alanı da maden olur. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Sümerbank dokuma alanında, Etibank maden alanında faaliyet göstermek amacıyla açılır. Arkadaşlar Paşabahçe cam fabrikası, Beykoz deri fabrikası, Yalova kağıt fabrikası, Bursa merinos fabrikası, Çubuk barajı, bakın baraj yapılır, silolar kurulur, alım siloları kurulur. Devlet hem tarıma hem ulaşıma arkadaşlar hem sanayiye destek verir. Yani diğer bir ifadeyle devletle Mehmet el ele verir. Yani devletçilik aslında devlet ile Mehmet'in el ele vermesidir. Mehmet yatırım yapar, Mehmet'in yapamadığı yatırımı devlet yapar. Devlet Mehmet'i destekler, özel sektörü özendirir, ağır yatırımları kendisi yapar, halkın menfaati için bunu yapar. Yabancı sermayeye de karşı değildir benim çıkarlarım doğrusunda kullanıldığı sürece. Çocuklar bu şu demektir yani. Bugün Ankara'dan Mardin'e otobüsle giderseniz 16 saat, 18 saat. Uçakla giderseniz 1,5 saat, 1 saat 15 dakika. Peki devletin Türk Hava Kurumu'nu, Türk Hava Yolları'nı, onu birazdan bak aklıma bir şey geldi anlatayım onu da. Türk Hava Kurumu'nu, Türk Hava Yolları'nı kurması halka bir hizmettir, halkçılıktır. Peki uçağa binerek bilet alıp, uçağa binmek için bilet alıp öyle biniyorsunuz, para veriyorsunuz. Burada da devletçilik vardır. O zaman devletin herhangi bir alanda yatırım yapması devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Ama bu yatırımı halkın refahı için yaptığı için halkçılıkla ilgilidir. Yani Çubuk Barajı'nın açılması hem devletçilik hem halkçılıktır. Nasıl devletçilik? Elektrik üreter satar. Suyu biriktirir tarla için satar. Ama bunu yüksek maliyette yapmaz. Çubuk Barajı olmaz, susuz kalırız. Araziler susuz kalır. Halkı kötü günler bekler. Halkın durumu rahatladığı için halkçılık.
O yüzden halkçılıkla devletçilik çok iç içe kavramlardır ekonomide. Anlaştık mı? Ve devletçilik daha çok sanayi alanındadır. Ama hemen hemen halkçılık ilkesi doğrultusunda her alanda da olabilir. Tamam mıdır? Bu arada hemen şeyi söyleyeyim size. Arkadaşlar 1925 yılında Türkiye'de Türk Teyyare Cemiyeti kurulur. Bak işte gördünüz mü? 1926'da Kayseri'de Tomtaş uçak fabrikası açılır. A-19, A-20 uçak motoru, uçak üretilir. Hatta var ya 350 tane Türk Hava Yolları'na, yani Türk Hava Yolları dedim, orduya, özür, TSK'ya 350 tane uçak yapar. Bu İngiliz Magister uçaklarının yapımı bizim Kayseri'deki uçak fabrikamız tarafından gerçekleştirilir, montajı. 1935'te Türk Kuşu kurulur. Sivil havacılık özendirilir. İşte Sabiha Gökçen böyle dünyanın ilk savaş kadın pilot olur. Yani biz çok işler yaptık, çok işler yapacağız, çok işler yapmıştık. Biz güçlüyüz. Yeter ki buna biz kafayı yatıralım. Kimse, yani biz şeyde bile öyle. Ya birçok şeyde dünyaya öncüyüzdür ama sonunu getiremiyoruz. Yani Türk gibi başlayıp Alman gibi bitiremiyoruz yani. Sadece Türk gibi başlıyoruz. Biz 1933-34'te Türk kadına siyasal hakları verdiğimizde Fransa'da, İtalya'da kadına ve kadına değer bile verilmiyordu. İsviçre'de. Medeni kanunu İsviçre'den aldık değil mi? Ama medeni kanunda kadına siyasal haklar yok. Niye? İsviçre vermemişti çünkü. İsviçre'nin medeni kanunda kadına siyasal haklar yoktu. Ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Yani tarih bilinci, milli bilinç, yani biz destanlar yazmış bir milletiz. Biz güçlü bir milletiz, onurlu bir milletiz, ahlaklı olan bir milletiz, çalışkan bir milletiz. Ama ne hikmetse şu arkadaş, son böyle 200 yıldan beri üzerimizdeki ölü toprağını bir atamadık ya. Ölü toprağını bir atamadık yani. Devletçiliğin sebeplerinden birisi de nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Türkiye'de devletçiliğin sebeplerinden birisi, askerler dedim ya, asker mantığı var ama bir şey daha var. Türk milletinin her şeyi devletten beklemesi mantığı da var yani burada. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Enteresan değil mi? Şimdi bu doğrultuda 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde bunlar yapılıyor. Elektrik etüt idaresi kuruluyor. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı kuruluyor. Birçok şey yapılıyor. Video ders notunda var. Bakın oradan, tamam mı? Birçok şey yapılıyor. Arkadaşlar Halk Bankası kuruluyor halka kredi vermek amacıyla. Gerçi Halk Bankası'nın açılması 1933'te ama ekonomik sorunlar yüzünden 38'e kadar onun kurulması uzadı. Tamam mıdır? Arkadaşlar yani bu arada Atatürk döneminde bazen şöyle sorular gelebiliyor. Hocam Atatürk döneminde kurulan bankalar, ben size sayayım: İş Bankası, Sanayi ve Maden Bankası, Emlak ve Eytan Bankası, Merkez Bankası, Denizcilik Bankası, İller Bankası, Halk Bankası, Sümer Bank, Eti Bank. Bunlar Atatürk döneminde kurulmuş olan bankalardır. Genellikle büyük olarak bilmeniz gereken özel bankalardan, zaten İş Bankası hariç onlardan bahsetmiyoruz. Emlak ve Eytan derken yetimler, TOKİ, ondan bahsediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi aradan bu 1. 5 yıllık sanayi planı uygulanıyor. 3 yılda gerçekleşiyor bunlar. O çok büyük, ciddi bir hamle. 3 yılda 1937'de arkadaşlar 2. 5 yıllık sanayi planı oluşturuluyor. 37'de. 38'de hayata geçiriliyor. Fakat şöyle bir sorunumuz var. İngiliz kredisi var burada tabii. İngiliz desteği var. Biz Cumhuriyet yıllarında 1930'da Amerika'dan bir destek aldık. Arkadaşlar kibrit idaresinin yönetimini ya da kibrit imtiyazını onlara verdik. Oradan bir para aldık biz. 33'te Rusya'dan para aldık. 38'de İngiltere'den para aldık. Hep bunlardan aldığımız paralarla yatırıma dönüştürdük. İşte 1938'de bunu uygulamaya geçirdik ama 1939'da 2. Dünya Savaşı çıkınca bu yasa da uygulanamadı. Aslında Atatürk döneminde çıkarıldığı halde uygulanamayan 3 tane ekonomiyle ilgili karar var. Biri işte 1927 Teşviki Sanayi Yasası, 2.1930 Toprak Reformu, 3.1938, 37'dir aslında çıkarılması, uygulanması, 38 olduğu için 38 dedim. 2. 5 yıllık sanayi planı, bunlar uygulanamadı. İşte Teşviki Sanayi, Toprak Reformu, işte Dünya Ekonomik Bunalımı, 2. 5 yıllık sanayi planı, 2. Dünya Savaşı, bu bağlantıları da unutmamak lazım. O zaman yaptıklarımızın hepsinde mantık olarak milli ekonomi ilkesini görüyoruz, ekonomiyi canlandırma görüyoruz, Türkiye'yi şahlandırma görüyoruz. İlk olarak ne görüyoruz? Arkadaşlar basittir ilke olarak. 3 ilkeye bakarsanız ekonomi alanında
nedir? Devletçilik, halkçılık, milliyetçiliktir. Milliyetçilik nedir? Milli ekonomi ilkesidir. Yabancının elindekini satın almadır. Daha doğrusu millileştirmedir. Örnek vereyim, kabotaj yasası milliyetçiliktir. Adana Mersin demiryolunu satın almak milliyetçiliktir. Türk parasını koruma kanunu milliyetçiliktir. Merkez Bankası milliyetçiliktir. Tamam mı arkadaşlar? Halkçılık nerede? Halkın refahını artırma adına yapılan her şeydir. Aslında kabotaj yasasında milliyetçilik varsa Türk halkını rahatlatmak da vardır, halkçılık da vardır. Zaten aşar vergisi doğrudan halkçılıktır. Tamam mı arkadaşlar? Halkı kredilendirmek, tarım alanında yapılan her şey hemen hemen halkçılıktır. Devletçilik nedir? Devletçilik, devletin ekonomiye müdahalesi, özel sektörü bu noktada serbest bırakması ama devletin denetiminde serbest bırakmasıdır. Bunun da örneğini verdik. Etibank'ın, Sümerbank'ın kurulması, Türkiye'de 1933'ten sonra fabrikaların açılması. Burada devletçilik mantığı vardır. Şöyle zorlamayın kendinizi. Hocam Merkez Bankası. Merkez Bankası devletçilik mi, milliyetçilik mi gibi sorular gelebilir size ya da aklınıza gelebilir. Merkez Bankası'nın kurulmasında kolay kolay devletçilik ilkesini göremeyiz. Milliyetçilik ilkesini görürüz. Çünkü Osmanlı Bankası'na ait olan para basma hakkı Merkez Bankası'na verilmiştir. Bu konuda ilkelerde çok zorlamayın kendinizi, tamam mı? Yani devletçiliği daha çok sanayi alanında, halkçılığı daha çok tarım alanında, milliyetçiliği daha çok her alanda ulusallaşma konularında almanızda fayda vardır. Ama ekonomide halkçılığı uygularken devletçiliği de düşünmekte fayda vardır. Tamam. Biraz mola verelim, daha sonra devam edelim.